Arkadaşlar bugün kız arkadaşımla beraber maça gidiyoruz ve siz de buna şahit olacaksınız. Ya bak şu an ultra iki kat daha fazla heyecanlıyım çünkü gideceğim ilk maç ve bunu İrem'le gideceğim. İrem'in de gideceği ilk maç olacağı için ikimiz de boş boş dolaşacağız büyük ihtimalle etrafta. Daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum çünkü saat biraz geç oldu. Biz maç 8'de, hani o yüzden dolayı birazcık erken gidelim, yemek falan yeriz dedik. Ve birazcık da İrem'le sohbet muhabbet ederiz. Lazım. Bu arada arkadaşlar zaten İrem'i büyük ihtimalle Instagram'dan beni takip ettiyseniz görmüşsündür. Zaten erkek adamın Instagram'ı Max kız arkadaşıdır. Öyle çok fazla kendini atan erkek biraz yumuşaktır. Neyse hemen çıkalım konuşacağız. Normalde şu anda dışarıdan bir görüntü görmeniz gerekiyordu ama ben o anın heyecanıyla hiçbir şey çekmemişim. Ve stada gidene kadar tek bir görüntü dahi çekmemişiz. O yüzden dolayı direktmen stada girişimiz var. Bu arada arada böleceğim, haberiniz olsun, hani bu çocuk niye çıktı demeyin. Allah Allah. Bak bak bak. Sınıyorlar. Bunlar yabancı takım İrem. Onlar ilk artı girdiler falan. He. Sonradan haddini bildirdik ama. Hak edene hak ettiği kadar. Normalde böyle oynamıyor. Fener ilk yerden 3-4 tane atıyor normalde. Ben bilmiyorum. Fener bu bence kötü oynuyor şu an. Bilmiyorum. Benim bildiğim Fener bu değil. Oley oley. Arkadaşlar ben bu bayrağı çaldım. Şaka değil. Oğlum bu kadar para verdik, bir zahmet çala yani. Gözüküyor mu? Beni gördün mü orada? Anlıyorum. Kim geliyor lan? Ayağı kırmızı kramponlu olan İsmail. Şu an ayağında top olan Sebastian Szymanski. Bu onu göremiyorum şu an. Onu anlamadım. Gülüyor, bilerek oynuyor. Bilerek oynuyor. Tamam, kaybedecek haberi yok. Yani gelip içebileceğini sanıyor. Görmüyorsun herhalde. Ama bu Ferdi'ymiş lan. Bak bu Ferdi. Düşsene yanlış duruyor. Bu Sebastian Szymanski, bu da İsmail, evet. O çalıştıran bir adam. Bilmiyorum onu. Bu sarılı çok tilt olduğumuz. Bir bitiyor. Zaten büyük ihtimalle maçın skorunu biliyorsunuzdur. Çünkü hani maç 2-3 gün önceydi, ben anca atıyorum. Ben ilk başta kaybedeceğim sanırım. İlk maç kaybetmiş olsaydı çok kötü olurdu.
üçüde gayet iyiydi. Gayet iyiydi. Sesim çok kötü veriyor. Fazla bağırdım. Ben sana ama yeni izlemedim. Sen maçı başına demiyor muydun? Yok, yeni izledim. Hayır, ben o taraf neresiyse o taraf. Oğlum beni izlemedim. 18'de 18 biliyor musun? Fenerbahçe 18 maçtır yeniyor. Maşallah, maşallah de. Maşallah. Ben bir sonraki maçı kaybettim. Yok yok, hayır. Biz zaten bundan emin olarak geldik. Evet, şu kalmanı çek bakayım. Kesinlikle değildi biliyor musun? %100 değildi hatta. Hani geldiğime çok okeyim şu an. Sen okey misin? Evet, kesinlikle. İlk maçımı bu kadar kazanmalı olacağını düşünüyorum. Bak biz buradan girmiştik. Stat'tan çıktık ve ben biraz acıktım ve İrem de biraz acıktığı için gidip bir mantı yiyelim dedik. Çünkü Kadıköy'de bizim çok sevdiğimiz ve sürekli olarak gittiğimiz bir mantıcı vardı. Orada güzelce mantımızı yedik. Biraz hasbihal ettik. Aslında daha fazla konuşma var ama onlar da özel kalsın da o kadar da değil. Eyvallah. Anlat o hikayeyi. Birine İrem çok tutuldu. Bunu çok yakından dinlemelisiniz. Ya bize hareket yapıyor ya. Ne yaptı bize? Sen ne yaptın? Hiçbir şey yapmadık ya. Yaptın. Ya karşı takımda bir tane sarı kapalı bir var. Siz yazı göreceksiniz elbette. Oğlum. Bir an telefonu kaldırırsan. Atalım. Gel gel, tamam. Ama öbürünü de versene. Sonra yemek mi yiyecek? Şapka takmak istiyorum. Şapkanı vereyim. Tamam. Az değilsin malıklar. Malıklar yalanlar. Videom bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aslında biz İrem'le sürekli video çekiyoruz ama bunlar tamamıyla bize özel kalıyor. Hani herhangi bir yere yüklemiyoruz. Bu da aslında onlardan biri. Tek fark YouTube kanalımda bir anı olarak kalmasını istedim. Çünkü ben de ilk defa maça gitmiştim. İrem de ilk defa maça gitmişti. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Vlogların devamı gelecek. Öyle de bir diyeyim.